Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yeni bir Dragonstone Fantasy videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Dragonstone Fantasy yenileniyor. Kendine yeni bir arayüz herhalde hazırlığı yapıyor. Çünkü ciddi derecede sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta ve çeşitli sosyal medya mercilerinde ciddi bir reklam içerisinde. Ve bu sayede yeni gelen userler ve player'lar var. Tabii ki de hemen Pintos'a iş düşüyor. Hemen bir video yapmamız lazım. Yeni gelen kardeşlerimize bir önce hoş geldin diyelim. Sonra hangi karakteri seçmeliler onları söyleyelim. Şimdi arkadaşlar yeni gelen kardeşlerimiz. Hemen şuradan bir Absalom'a gidelim. Şimdi seçeceğiniz karakter benim kullandığım karakter olan savaşçı olursa şöyle yapalım. En basitini dünya bossu diyelim. Şuradan Medusa'ya gidelim. Zaten uzun zamanda da kesmiyorduk. Şimdi seçeceğiniz karakter savaşçı karakteri olursa, bu gördüğünüz karakter olursa, yani şu karakter olursa, defansif olarak kuvvetli olursunuz. Kolay kolay ölmezsiniz. Ama vuruşlarınız da ona göre dengeli bir biçimde olur. Yani kastığınız zaman sizin 100 milyon SG'niz varsa, benim hesabım şu an 2.232 milyar SG. Sizin hesabınız 100 milyon SG ise 200 milyon SG'lik bir okçuyla eşdeğer olabilirsiniz. Veya 250 milyonluk bir bıçakçı ile hemen hemen eşdeğerde olabilirsiniz. Takı farkıyla, oymalarla falan vesaire. Çünkü savaşçı karakterinin skill vuruşları, kritik vuruşları, cam basmaları ve ardı arkasına vurduğu kombolar da diğerlerine göre daha avantajlı. Benim kendi gözümde bakış açım olarak bu. Ama oldu ya, siz geldiniz, hemen şuradan sıralamaya girelim. Snappy. Oo, bu karakter satılmış mı ya? Lan lonca bitmiş mi acaba? Yo. Uzun zamanda da girmiyordum gerçi ama. Listeye bakalım bir. Dayılarda kimse yok. Satılmış herhalde çar. Neyse, önemli değil. Konumuzu saptırmayalım. Şimdi farz edelim ki kılıç ustası oldunuz. Bakın team emsalli bir kılıç ustası. Tabi o biraz daha hard kasılmış bir kılıç ustası. Kılıç ustası daha seri, daha aktif, daha hızlı vuruşlar içerisinde. Ama bir tekin ona göre savaşçı bence ondan daha kuvvetli. Benim kendi şahsi görüşüm bu. Tabi siz kılıç ustası da alabilirsiniz. Tabi bunu alamıyorsunuz. Önce 300 level'e bir karakter kasmanız lazım. Sonra oyunun içerisinde sınıf değişimi yapmanız lazım. 1990 elmasa. Siz eğer oyuna başladığınızda okçu olmak isterseniz, onu da gösterelim. Bakın bu da okçu karakteri. Okçu skill'leri de kanalımda mevcut. Açıp bakabilirsiniz saygıdeğer kardeşim. Okçu almak isterseniz nitekin vuruşlarınız daha seri oluyor. Aynı bıçakçı gibi, kılıç ustası gibi. Eğer oymalarınız, itemleriniz üst seviyelere çıktığı zaman yeri geldiğinde savaşçıları bile devirebilecek pozisyonda olabiliyorlar. Bunu söyleyebilirim sizlere. Hem okçunun SG kasması savaşçıya göre daha hızlı. Çünkü okçu nedense skill dağılımına göre daha yüksek SG alıyor diğerlerine nazaran. Buna eminim yani. O yüzden fark ediyor. Bir de oyunda büyücümüz var arkadaşlar. Satılık hesaplarının içerisinde büyücüleri de görebilirsiniz. Şu an sıralamadan bir tane büyücü çektim. Evet, gördüğünüz gibi büyücü karakteri. Abi, şimdi mi boss kesesin geldi ya. Tam bitsin de bir anlatayım tekrardan. Şuradan bir büyücü karakterimiz 10. muydu? 11... 12. Evet, burada. Şimdi büyücü karakterimizin diğerlerine göre en büyük dezavantajı kitleme skill'leri var. Yani 1v1'lerde skill kitlemeleri sağlayabiliyor. Ve sen diğer oyunculara nazaran daha seri vuruşlarda olabiliyorsun. Adamı kitlediğin zaman ne oluyor? Adam sana bir vuruş yapamıyor ama sen hemen ona ardı arkasına vuruşlar yaptığın zaman onun canını daha çabuk eritebiliyorsun. Tabi bu değişiyor kimine göre. Ama etkisi büyük yani. Öyle söyleyebilirim size. Gerçekten size büyük de zaman avantaj sağlar. Muhakkak ki işiniz yarar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de oynayacağınız oyunda ucuz elmaslar satılıyor. Bilginiz olsun.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Misal veriyorum. Elmas fiyatlarına gelelim. Burada sadece 6 kahve üzeri elmaslar satılıyor oyunda. Bilginiz olsun. Bununla ilgili de bilgi almak isterseniz gelip sorabilirsiniz. Ben yeterli ve gerekli araştırmalarımı yaptım. Bu konu hakkında birçok bilgiye de sahibim. Öğrendim işini, aslını, astarını. Yanlış ellere düşmeyin. Yanlış işlemler yapmayın. Hesaplarınız banlanmasın. Arkadaşlar, bana ulaşırsanız özelden sizlere yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hoş geldiniz.